Sen. Nihal'ın elbisesini nasıl giyersin? Ama... Ben sandım ki... Çıkar hemen o elbiseyi. Ben bilmiyordum elbisenin Nihan ablayı... Çıkar dedim! Hırsından ve öfkenden yine kendini zımparalıyorsun. O elindekini değil. Öfke delice koşan bir ata benzer. En çok kendini yorar. Hangi cüretle? Nasıl giyersin Nihan'ın elbisesini? Nihan'ın kıyafeti o. Kardeşimin hatırası o. Ona bile saygın yok senin. Sakın. Bir daha sakın böyle bir şeye cüret etme. Eda! Bunu yapmayacaktın. Sana karışmamanı söylemiştim. Neden bahsediyorsun? Neyi yapmayacaktın? Sen neden bahsettiğimi gayet iyi biliyorsun. Seni bir daha uyarmayacağım. Şimdi üstün körü dikersem güzel olmaz. Ama mutlaka eski haline getireceğim Nihan abla. Özür dilerim. Çok özür dilerim. Thank you.
kadar üstüme geldi ki. Mecburen gerekirse evlenirim dedim. Kızım öyle söylenir mi? Kenan bu konuya ne kadar takık biliyorsun. İyice damarına basmışsın. Keşke öyle söylemeseydin. Ne yapayım abla? Başka türlü mevzuya karışmaktan vazgeçmeyecekti. Korkut denen o pislikle muhatap olmasın diye yaptım. Zaten benim yüzümden başına gelmeyen kalmadı. Daha fazlası olsun istemiyorum. Bugün senin de aramızda olmandan çok memnun olduk Ayşe. İyi ki geldin. Biz her zaman yanındayız. Bir şeye ihtiyacın olduğunda ilk çalacağın kapı bizimki olmalı. Sen bize Nihan'ın bergüzarısın. Yani emaneti, hatırasın demek istiyor Ayşe'cim. Her şey için çok teşekkür ederim. Bugün benim için de gerçekten çok güzel bir gün oldu. Ah Nihan'ım. Ne güzel bir tören oldu. Layığıyla andı konu. Ablamla dolu bir gün geçirdik. Seni de tekrardan eline emeğine sağlık Hira. Ablamın sevdiği yemeklerle donatmışsın sofrayı. Hepsi de çok lezzetliydi. Geceyi bu şekilde sonlandırmak da çok anlamlı oldu. Tekrardan ellerine sağlık. Senin gibi elleri kanlı bir katilin yaptığı yemekleri aileme yedirecek değilim. Köpeklere bile vermem bunları. Düşünüyorum da ablam ikinizi birlikte görseydi ne kadar mutlu olurdu. Aşka inanırdı ablam. Mutlu sonla biten masalları severdi. Sizinkisi de masal gibi. Sen hiç bilmediğin bir yerde, kilometrelerce uzakta aşkı buldun abi. Ve sen Hira, sorgusuz, sualsiz, her şeyi geride bırakıp aşkının peşinden sürüklenip buraya geldin. Belki farkında değilsiniz ama yaşadığınız şey çok özel. Büyük bir aşk hikayesi. Büyük bir aşkın kahramanlarısınız. Aslı ile Kerem, Ferhat'la Şirin gibi. Ve yaşanan bütün acılara ve zorluklara rağmen aşkınıza sahip çıktınız. Bugün hepimiz için yorucu bir gün oldu. Hele de Ayşe için. Yoldan geldi. Bu saate kadar dinlenemedi. Artık odalarımıza çekilmenin zamanı geldi. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler. Hira, durgun görünüyorsun.
Biraz sohbet edelim mi? Belki abim de bize katılır. Durgun değilim aslında. Sadece biraz yorulmuşum. Sağ ol ama. Odaya çıkıp dinlensem daha iyi olacak. Doğru, haklısın. Düşünemedim. Bütün gün o yemekleri yaparken nasıl koşturdun kim bilir. Hadi gidip yat. İyice dinlen. İyi geceler. Sana da. Abi, sen biraz kalır mısın? Her şeyi hak ediyorum ben. Tüm kötü sözleri, cezaları, eziyetleri. Hepsini sonuna kadar hak ediyorum. Benden nefret etmeni de anlıyorum. Ne yaparsan yap, razıyım. Ama keşke yalnızca beni cezalandırsaydın. Öylesi doğru olmadı. Şimdi hem Nihan ablamın hatırası zarar gördü. Hem de o. İzninle. Ev ne kadar sessiz değil mi? Oysa geçen sene böyle miydi? Ablamın kahkahaları dolduruyordu her yeri. Şarkı söylemişti, hatırlıyor musun? Sesi hala kulaklarımda. İçim sızlıyor. Kutlama olmayacak dedik ama. Ablam kadar sen de benim kıymetlimsin. Bugün ne kadar acı dolu bir gün olsa da aynı zamanda şükür vesilesi benim için. Her zaman da öyle olacak. Son nefesime kadar ablamın acısını yaşayacağım ama senin de varlığına şükredeceğim abicim. Bu da ufak bir iyi ki varsın hediyesi. Küçükken sizi çok kıskanırdım. Hani biriniz bir şey hissettiğinizde öbürü de hissederdi ya. Konuşmadan anlaşırdınız. Kalbinizden konuşurdunuz. Yine öyle yapmanı istiyorum abi. Mutlu ol. Mutlu ol ki ablam da hissetsin. Bu çerçeveyi en mutlu olduğun anın fotoğrafını koyman için aldım. Çünkü sen bu fotoğrafta gülümsediğinde ablamın da gülümsediğini bileceğim. Tıpkı eskisi gibi. İyi ki doğdun abi.
lan. Bir hışımla çıktın gittin. Bu saate kadar yoksun ortada. Ne yaptın? Kenan'ın ağzının payını verdin mi? Feriha ablanın yanındaydım. Bozacı şıracı yani. Akıl hocanın yanındaydın ha? Çok merak ediyorum. Saatlerdir ne konuştunuz? Anlat da ben de bileyim ha. Lan bütün atanın gidenin babana zaten değil mi? Elin adama sana sahip çıkar, gıgın çıkmaz. Ben senin iyiliğin için bir şeyler yapıyorum, uğraşıyorum. Bana kapla kesiliyorsun maşallah. İyiliğim için öyle mi? Tabii. Para için değil yani. Ya tabii ki senin iyiliğini düşünüyorum. Ya onun bunun yanında 3-5 kuruşa çalışma diye, biraz rahat edesin diye uğraşıyorum ama kime? Kadir kıymet bilene. Sen bilmiyorsun ki, nankörsün nankör. Hem de Sultanahmet nankörü. Kimsenin beni düşünmesini istemiyorum ben. Ne senin ne de bir başkasının. Korkut mevzusuna da gelince hiç boşuna ümitlenme. Aldığım parayı geri ödeyeceğim. Bunu aklına yaz. Lan! Ben nefese bakacağım. Lan Kenan Zibidis'in ağzının payını verdin mi vermedin mi onu söylesene be! Anlaşıldı, anlaşıldı. İş başa düştü yani. Ben o Kenan Efendi'yi hizaya getirmeyi gayet iyi bilirim. Ablamın kahkahaları dolduruyordu her yeri. Şarkı söylemişti, hatırlıyor musun? Sesi hala kulaklarımda. Nurşah. Nihan'ın yokluğuyla nasıl acı çekiyor biliyor musun? Her an geçmişte yaşıyor sanki. Nihan'ın sesi. Nihan'ın kahkahaları zihninde dönüp duruyor. Benim de öyle. İçimde hiç susmuyor sesi. Şuramda yankılanıyor. Sen de duyacaksın. Sen de hissedeceksin. Nasıl bir acıymış, nasıl bir duyguymuş.
Tak şunu kulağına. Tak! Bu da benim sana hediyem. Nihan'ın sesinden sabaha kadar dinleyeceksin. İçine işleyene kadar, soluğun kesilene kadar. O elden gidersem sürfü perişanım kal melul melul kal melul melul keremet aklında. Çıkarma beni, ağla gözyaşını, sil melul melul. Keremet aklından çıkarma beni, ağla gözyaşını, sil melul. Keremet aklından çıkarma beni, ağla gözyaşını, sil melul melul. Ela gözlüm ben bu elden gidersem, ela gözlüm. Perişanım kal melul melul kal melul melul keremet aklından çıkarma beni ağla gözyaşını sil melul melul. Keremet aklından çıkarma beni, ağla gözyaşını sil melul melul. Keremet aklından çıkarma beni, ağla gözyaşını, sil melul melul.
Anneanneye yüzmek yok. Yemeklerini de güzelce ye, tamam mı kızım? Çıkıyor musun yavrum? İş bakmaya gideceğim anneciğim. Kahvaltını edip çıksaydın hazır sayılır. Hiç vakit kaybetmeden çıkayım anneciğim ben. Hem zaten babamla da karşılaşmak istemiyorum. Şimdi bir dünya laf söyleyecek, ısrar edecek. Sabah sabah tartışmaya gerek yok. Baban evde yok. Çoktan çıktı. Çıktı mı? Bu saatte. Allah Allah. Bu saatte uyanacak da evden çıkacak. Hiç ayrı alamet değil. Nereye gitti ki acaba? Vallahi sordum, bir şey demedi. Meryem, Allah veri de başına yine bir işler açmasa. Neyse, yakında çıkar kokusu. Ben geç kalmadan çıkayım annem. Ah be annem. Oradan oraya parçaladın kendini. Benim içim eziliyor. Elimden de bir şey gelmiyor ki. Elinden daha ne gelsin annem benim? Nefesimin yoldaşısın. Sen olmasan ben ne yapardım? Bak buradasın, yanımdasın. Allah'tan başka daha ne isterim? Allah işini gücünü rast getirsin yavrum. Güzel kızım. Benim kimsenin etrafında dolandığım falan yok. Ben sadece Meryem'in başına açtığım beladan onu kurtarmaya çalışıyorum, anlıyor musun? Bırak şimdi bu lafları. Ben senin derdinin ne olduğunu bilmiyor musun? Ha, eskiden neyse bugün de o. Meryem mahalleye döndü döneni kedi gibi onun etrafında dolanıyorsun. Meryem mahalleye döndüğünde çalıştığı lokantanın parası çalınmasaydı ben de ona yardım etmek zorunda kalmayacaktım. Bence sen git, o parayı kim çaldıysa ondan hesap sor. Çünkü her şeyi başlatan o. Neyse de sen o işe karışma. Meryem'in başına tarih kuşu kondu. Hiç kimsenin Meryem'in kısmetine mani olmasına izin vermem. Anladın? Sen hangi kısmetten bahsediyorsun ya? Korkut denen adamın ne oldu ortada? Parayı içine edemişsin şu şerefsiz herife. Hop orada dur bakalım. Tamam. İşte işiyoruz, kumar da oynuyoruz. O başka, bu başka. Sen beni ne sanıyorsun be? Ha? Ben Meryem'in namusunu kolluyorum. Babayım lan ben, baba. Anladın mı? Meryem'in bir an önce evlenip yuvasını bilmesini istiyorum. Başında bir çatı, bir evi olsun istiyorum. Peki sen ona bunları verebiliyor musun? Ona bir çatı, bir ev verebiliyor musun? Ha? Ben de öyle tahmin etmiştim, veremiyorum. Öyleyse bundan sonra Meryem'in etrafında dolanmayacaksın. Anladın? Nokta. Hadi. Hadi. Meryem abla. Seni gördüğüme ne kadar sevindim bir bilsen. Aslında ben dün de gitmiştim seni görmeye evine ama sen yoktun. Ah Meryem abla. İçim yiyor. Ne gündüzleri bastığım yeri biliyorum. Ne geceleri yattığım yatağı. Hep seni düşünüyorum. Sanki benim aptallığımın cezasını çekiyorsun. Boş yere yaktın başını. Yapma Şebnem. Ben senin kalbinde niyetini de biliyorum. Üzülme. Hem olacağı varmış, ne yapalım?
abla. Ne olursun işe geri dön. Bak ben ne kadar üzgünsem Kenan abi benden bin beter. Olmaz Şebnem. Artık orada çalışamam. Öyleyse hepimiz için daha doğru. Yapma abla böyle. Ne olursun. Bak Kenan abi çok pişman diyorum sana. Bazen pişman olmak yetmez Şebnem. Herkes yerinde iyi olsun. Sen de daha fazla düşünüp sıkma canını. Olacakla öleceğe çare yok. Neyse benim gitmem lazım. İş aramaya başladım da geç kalmayayım. Kendine iyi bak, görüşürüz. Sen de. Kolay gelsin abla. Sağ ol. Efendim? Abi selam. Senin arabanın satışını yaptık. Vallahi şansım varmış. Tamir ettiğimden daha iyi bir fiyata gitti. 250 bine el sıkıştık alıcıyla. Birazdan hesabına yatıracak parayı. Umarım bu miktar işini görür. Bu benim meselem, ben hallederim. Sana bunu anlatmam için daha ne söylemem gerekiyor? Benim için hiçbir şey yapmanı, kimseyle konuşmanı istemiyorum. Evet kardeşim. İşimin büyük bir kısmını görürdü. Üstünü tamamlamam da zor olmazdı. Ama artık bu paraya ihtiyacım yok. Nasıl ya? Boşuna mı sattık şimdi arabayı? Olsun. Belki bu bahaneyle arabayı yenilerim ben de. Vallahi seni de çok yordum. Hakkını helal et. Ne demek abi, her zaman. Görüşürüz o zaman. Görüşürüz. Gelir gelmez onlara saldırdığına göre Şebnem, durum bayağı fena. Ne oldu canım, neye sıkkın? Yolda Meryem ablayla karşılaştım. Konuştum, yalvardım ama yok. Dönmeyecekmiş ofise. Çok kararlıydı. Yeni iş aramaya başlamış bile. Hayır yani kadıncağız zaten. Bir yanda hasta annesi, diğer yanda ufacık kızıyla zar zor geçinmeye çalışıyor. Bir de benim yüzümden işsiz kaldı. Tek bir kötü söz, bir sitem. Bir sitem bile etmedi bana, biliyor musun? Hatta üstelik beni teselli etmeye kalktı. Kendini suçlama diyor. Ay Allah'ım, inşallah en kısa sürede çok güzel bir iş bulur da zorda kalmaz. Kal melul, kal melul, kereme taktım.
Buraya bir daha geldiğimde paranı getireceğim demiştin. Tam 300 bin. Hepsi orada. Daha işte senden aldığı kadar. Paranı aldın, bu mesele de burada kapandı. Kapanan bir şey yok avukat. Sadece ana parayla. Bu işleri bilecek kadar mesleğini yapmışsındır ha? Ne kadar istiyorsun söyle. 200 bin. 200 bin çok. Daha parayı alalı kaç gün oldu da bu kadar faiz işlesin? Vallahi işine gelirse parayı ben verdim, kuralları da ben koyarım. Peki. Peki. Senet yapacaksın o zaman. Ben seninle alışveriş yapmadım, yapmam da. Uzatma. O senedi yapacak mısın yoksa ben bildiğim gibi hukuki yollardan mı halledeyim bu işi? Zamanını geçirme. Yoksa saat başına faiz işler. Yapraksız kaldım diye gövdemi kestim ben. Zira bu işin bir baharı var. Hep böyle derdin Nihan ablam da. Evet. Hep böyle söylerdin. Hayata karşı bitmek, tükenmek bilmeyen bir umut taşırdı hep. Hep. Ben biraz bahçede dolaşacağım. Ben de içeri geçeyim. Demek öyle mi? Hala umudun var demek. Senin gibi bir katilin Bahar'ı olmaz. Aç gözlerini. İzle şunu. İzle ki bir daha umudun olmasın. O istedi diye değil ama ben kendi ellerimle yaptım senin için. Yapma ne olur. Biraz daha dayan. İzle dedim. Az daha dayan. Türkiye'ye giderken seni de alacağım yanımda. Beraber gideceğiz burada. Yapma ne olur yapma. İzletme bana bunu, dayanamıyorum. Yoksa bekleyince mi böyle oldu? Üzme kendini. Ne önemi var renginin? Lezzetli olmuştur o, merak etme.
Sen yaparsın da güzel olmaz mı? Ellerin kötü bir şey yapması mümkün mü değil? Dikkat et kendine. Gel buraya! Nereye gidiyorsun? Efendim. Mahkemeden tebligatname geldi abi. Mülki Bey'in yeğenleri temize gitmişler. Haber vereyim dedim. İlla zorlayacaklar yani. Elimizdeki delillerle kazanma ihtimalleri yok ama... işte vazgeçmiyorlar. Para tatlı abi. Benden yapmamı istediğin bir şey var mı? Cemnem. Dava ile ilgili kaldırdığın ne kadar dosya varsa çıkarmasam da hazır et. Ben yoldayım, geliyorum. Madem savaş istiyorlar, savaş nasıl olurmuş gösterelim. Yok Feriha abla, birkaç yerle görüştüm ama olmadı. Olsun ablacığım, daha yeni başladın aramaya. Bulursun Ebil birkaç güne. Ben de eşe dosta haber saldım. İllaki bir şeyler çıkar, merak etme. İnşallah abla. Sağ ol. Ben şimdi yürüyorum. Kapatmam lazım. Daha sonra görüşürüz, olur mu? Tamam kızım, tamam. Görüşürüz. Meryem. Ofise geri dönüyorsun. Artık bana borçlusun ve borcunu çalışarak ödeyeceksin. À la porte.
il y a un patient qui demande à vous voir. Tant que je viens. Gerçekten masumsun.